Evet, yine gülümseme zamanı ama güzel ve düzgün bir gülümseme zamanı. Özlem Ayrıkçı bizlerle. Kendisi ortodontist. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkürler. Şimdi düzgün gülümseme dedim ya. Evet. Çarpık dişler söz konusu. Bugün aslında Evet. konumuz. Çarpık dişli olmak acaba bir genetik mi? Yoksa doğduktan sonra anne babanın hatası mı? İkisi de var. Büyük çoğunluğu aslında genetik. Genelde babadan büyük bir çene, anneden küçük dişler almışsanız mesela aralıklı dişleriniz olabilir ya da tam tersi ise çarpık dişleriniz olabilir. Ailede bir diş eksikliği varsa ya da çene uyumsuzluğu varsa sizde olma ihtimali çok yüksektir. Ama çocuğunuz küçük yaşta özellikle süt dişleri varken onlarda çürük varsa dolgusunu yaptırmalısınız. Erken kaybedilmiş bir süt dişi ya da erken teşhis edilmeyen bazı uyumsuzluklar yine dişlerde çarpıklığa, çene uyumsuzluklarına neden olabilir. Evet, birçok aslında ebeveynin yapmış olduğu hata var. İşte emzikler, parmağını emmeler falan. Evet. Bunları engellememek. Bu alışkanlıklar varsa parmak emme, dudak emme, ağızdan nefes alma, geceleri ağzı açık uyuma, tırnak yeme gibi alışkanlıklar çocuğunuzda varsa mutlaka bir ortodonti uzmanına göstermeniz gerekir. Ne değişir böyle bir durumda? Yani şimdi bir bebek parmağını emiyorsa ortodontist ne yapacak? Bebekse çok önemli Algı nasıl değil. açıldı 4 birden yaşına kadar. Hemen ortama girelim. 4 yaş sınırı var aslında bizde. 4 yaşa kadar devam eden alışkanlıklar sonrasında 4 yaş sonrasında kesilmişse bu büyüme ile olumlu yönde düzelebiliyor. Ama 4 yaş sonrasında devam eden bu alışkanlıklar iskeletsel büyümeyi bozduğu için yüz şeklinde problemler oluşabiliyor. Öndeki dişlerin kapanmaması, üst çenede darlık olması gibi sorunlar oluşabiliyor. Bu dönemde çocuğun alışkanlığını ortadan kaldırıcı şeyler uygulayabiliyoruz. Böylece normal büyüme gelişimi devam ediyor. Sorunu oluşmadan ortadan kaldırabiliriz. 4 yaş öncesinde bir sorun yok yani. 4 yaş Emzik öncesinde de yok emzik değil mi? parmak emebilir. Ama bir şurada hata yapıyoruz. Yani çocuk mesela biberonla uyuyor. Şimdi biberonu veriyoruz, çocuk uyuyor. Hem o çocukta reflü oluşuyor, hem dişlerin çürümesine sebep oluyor. Tabii. Bu da 4 yaşından önceki yapmış olduğumuz hata çocuğun da yani belki ileride tamamen dişlerinde mal olabiliyor. Evet ama şimdi 2 yaşa kadar böyle bir şey yapıyorsa bunda bir sorun yok. Çünkü 2 yaşa kadar da emzik biberon eğer anne memesi almıyorsa, meme Anne emmiyorsa memesi psikolojik ayrı olarak ama. önemli. Evet. Tabii ama uyurken emzikle biberonla Tabii ya da ki. anne memesiyle uyumamasını biz hep tavsiye ediyoruz. Ama 2 yaştan sonrasında böyle şeylerin olmaması mı mesela? Buna mı Evet. dikkat etmemiz gerekiyor? Yani Anne baba 4 hatası orada mı yaştan denk büyük geliyor? çocuk parmak emmeye devam ediyorsa onu engellemek için artık bir Zaten doktora başvurup 4 bir yaştan sonra biberonda kalmıyor bence. Gibi. Evet. Ama yine de biz bir telaşa vermeyelim. Şimdi Evet, insanlar önemli. bekliyorlar, saat kaç oldu hemen. Biz gidelim o zaman ama bir çocuğumuzu gösterelim 4 yaşını Evet, öyle geçti. bir telaş Yani da ne zaman gitmesi, başvurması lazım? Bu alışkanlıklar yoksa hani bu bariz bir şey ama rutinde çocuğunuz 7 yaşına geldiğinde bir ortodonti uzmanı görmeli. Burada erken dönemde teşhis edilebilecek ve tedavi edilebilecek şeyler varsa Özlem onu Hanım çok güzel diyorsunuz da şimdi bak bir şey vereceğim. Allah aşkına bir oran vereceğim. Kaç tane diş hekimi var Türkiye'de? Bir 50-60 bin tane vardır. Kaç tane ortodontist var? Ortodontistler sayıca az maalesef. Ya. Özür dilerim, ortodontistle diş hekimi arasındaki fark nedir? Ortodontistler diş hekimliğini bitirdikten sonra ortodonti uzmanlığı yani sadece diş teli tedavisi yapan bu alanda 5 yıl süren bir uzmanlık eğitimi aldıktan sonra ortodonti uzmanı olabiliyor. Pratisyen hekimle atıyorum işte beyin cerrahı Uzman arasındaki fark gibi. Niye? Evet. Çünkü beyin cerrahisi için biz tıp fakültesini bitiriyoruz. Herkes gibi Tamam. mecbur hizmetimizi yapıyoruz. Ondan sonra bir daha uzmanlık sınavına girip kazanıp 7 yıl uzmanlık yapıyoruz. Tekrar öğrenci oluyoruz. Onun gibi Aynen düşünün. öyle. Biz de 5 yıl diş hekimliği fakültesini bitirdikten sonra uzmanlık sınavına giriyoruz. Ondan sonra en Bir az 5 yıl 5 yıl daha. süren bir uzmanlık yapıyoruz. Peki sizin uzmanınız ama sadece dişe tel takmak değil tabii ki, değil mi? Yani diş hekimliğinin bütün uygulamalarını yapabiliyoruz ama Evet. uzmanlaştığımız zaman sadece uzmanlık alanımızda çalışmayı tercih ediyoruz. Tabii. Ve bizim Ortodont. ortodontiste gitmemiz gerekiyor 7 yaşında Evet, çocuğumuzla. diş hekimi kontrollerini zaten rutin olarak yaptırıyorsunuz ama 7 yaşına geldiğinde bir ortodontistin görmesi gerekir. Bak yeni bilgi. Ben diş Gördün değil mi? hekimine gittim ama ortodontiste Şimdi ve gitmedim. sayıları da çok az. Yani öyle Evet. parmakla sayacağın kadar yani bizden fazlalar gerçi biz beyin cerrahı olarak daha Evet, daha azız da şey olarak söylemek istiyorum yani herkes bunu yapamazsa
Acaba diş hekimleri size mi yönlendirsin? En azından bir çevresindeki bir diş hekimine mi gitsinler? Evet, çoğunlukla öyle. En azından diş hekimi kontrolündeyse diş hekimleri ortodontiste bir sorun gördüğünde yönlendirebilecek kapasitede bir eğitimleri var. Şimdi yoksa kendi diş hekimimi sorgulamaya başlayacağım. Yani 7 yaşında kızım benim gittik. Hani hiçbir sorun yok dedi, gönderdi. Şimdi hani hakikaten buradan çıkınca arayacaktım. Niye ortodontiste beni yönlendirmedin diye. Bir sorun varsa mı yönlendiriyor? Bir yoksa sorun biz varsa her şartta yönlendiriyor. Ama yönlendirilmediyseniz, siz çocuğunuzda bazı problemleri görüyorsanız bir ortodontiste danışabilirsiniz. Mesela aynaya baktığınızda çocuğunuza, kendinize ya da çocuğunuza karşıdan baktığınızda dişlerinde bir sıralama bozukluğu, anormal görünen bir şey, yüz yapısında bir dengesizlik, kapanışında bir bozukluk görüyorsanız. Evet, kapanış da çok önemli. Ön dişleri kapanmıyorsa. Kapanış şu. Lütfen bir normalini anlatır mısınız? Ben şimdi burada da şöyle gösterebiliriz. Dişler. Ama dişler öyle kapanmıyor böyle. Bu yanlış. Normalde, bu yanlış kapanış. Bunlar doğru kapanış. Doğru. Ama diş önde. Bu şekilde üst dişler alt dişlerin biraz daha önünde. Kutu kapağı gibi üst çene alt çeneyi kapatır. Tamam. Olması çünkü gereken budur. Evet. Üst biraz önde gibi sakin. Evet, üst biraz önde. Tam peki, tersi ise alt bütün öndeyse. Dişleri tamamlanmış mı oluyor çocukların? Hayır, ön dişleri sadece gelmiş oluyor. Evet. Burada tam karışık dişlenme döneminin ön dişlerin yeni geldiği dönem. Burada bir problem varsa biz sürmeli diğer dişlerin sürmesini de yönlendirerek bu yaşta koruyucu tedavi, önleyici tedavi yapabiliyoruz. Aslında bak, önemli işte, olan nokta bu. Evet. Diğerleri guide oluyor. Süt dişi olan bir kılavuzluk yapıyor. Arkadakini. Arkadan gelen dişler onların pozisyonunu takip ederek gelir. Üst çenede ya da alt çenede bir darlık varsa biz onu o dönemde genişlettiğimiz zaman alttan gelen dişler de yine geniş gelecek ve problemi daha basit küçücük bir müdahaleyle ileride oluşacak problemi çözmüş oluyoruz. Anne sorusu sorabilir miyim? Tabii. Benim kızımın süt dişleri inci gibiydi. Sıralı, evet. Küçücük ve çok olması gerektiği gibiydi. Fakat sonradan şimdi önde iki tane diş çıktı mesela. Arada çok ciddi bir aralık var ve çok büyükler. Hani süt dişle alakası yok. Ve şimdi ben beklemeli miyim? Mesela bu kaç bir işaret mi? 7,5. Size mi gelmeliyim? Normalde daimi dişler süt dişlerinden daha büyüktür. Bu normal. Tamam. Ön dişler geldiğinde, ön iki diş geldiğinde yan iki diş de gelmiştir aslında. Yani 7-7,5 yaş civarında 4 diş aslında üstten 4 diş alttan gelir. Aslında dişlerinde fotoğrafını çekmiştim ben, getireyim bedavaya getireyim. Duruşun zaten telefondan vallahi kopya çekip bakacağım ama yan dişler yok gibi hatırlıyorum, evet. Ama hep geç çıkıyor. Onlar da geldiğinde onları iterek kapatabilir. Biraz daha onların gelmesini beklemek gerekir. Lazım. Biraz daha geç geliyor herhalde. Bir de bu yaşta çocuğa nasıl bracket takacaksınız? Yani tel nasıl takacağız? O yaşta tel takmıyoruz. Tel taktıklarımız da var ön dört dişi düzeltmek için. Ama o yaşta taktığımız şeyler daha çok takıp çıkarılabilir apareyler. Az önce bahsettiğim gibi çene genişletme. Ya da alışkanlıkları varsa kötü alışkanlıkları, ağızdan nefes alma, dilin yutkunurken dişler arasına girmesi, devam eden bebeklik yutkunması dediğimiz durum var. O da ön dişlerin açık olmasına neden olur. Bunları engelleyici apareyler yapıyoruz. Kasları yönlendirici ve bununla birlikte büyümeyi, gelişimi, yüz büyümesini yönlendirici, dişleri yönlendirici apareyler yapıyoruz. Teli daha çok bütün dişler değiştiği zaman, 12 yaşına geldiği zaman uyguluyoruz. 12 yaşında da otelleri rahat rahat taşıyabilir aslında. Evet. Taşımak istemeyen varsa, çünkü ileri yaşlardaki çarpık diş sahibi insanlar hani artık işine gücüne bakarken ne bileyim ya sekreterdir ya doktordur ya bankacıdır bir şekilde işine devam ederken öyle. O tellerle gözükmek istemiyor. Öyle erişkin hastaların çoğu öyle. 13 yaşta istemez tam erişkin. Yani. En kendi serpilmiş artık miniklik göğüsler çıkmış çocuklar bir bakıyor falan. O zaman da istemiyorlar çünkü maalesef çok dalga geçiyorlar birbirleriyle. Evet. Artık eskisi biraz acımasızlar. Daha yaygın o yaşlarda. Evet. İsteyenler de var, hatta gelip ben metal tel istiyorum diyen de var o yaşlarda. Ha, o da böyle o bir hoş mu buluyor onu? Metal telleri görelim ben. Evet, ama çok güzel bildiğimiz. Evet, renklileri de var. Bunların artık renklendiriyoruz bunları. Gerçekten. İstediği renk. Her seansta farklı renk yapıyoruz falan. Oh, öyle isteyenler de eğlenceli var. Olabilir. Eğlenceli. Ama tabii istemeyenler var. Özellikle çok fazla göz önünde olanlar var. Görünmesini isteyenler var. Onlar için de birçok yöntem gelişti. O yüzden asla geç değil. Onlar da tedavi olabilir. Peki diğerinde de tel var galiba, evet, ama o değişti. Bunlar da görünmesini istemeyenler için ilk alternatif estetik braketler diyoruz. Bunlar diş renginde. Uzaktan baktığınızda hiç görünmüyor. Evet, ben onda diş ipi olduğunu yakın, fark etmedim. Yakın onda gördüm, evet. İncecek. Metal değil, porselen ya da safir gibi farklı malzemelerden yapılıyor.
Eskiden çok tercih etmiyorduk çünkü daha kırılganlar, daha yavaşlar, tedaviyi uzatıyorlar. Ama yeni teknolojiyle hem küçük, hem sağlam, hem de dişleri hızlı hareket ettirebilirler. Bir de galiba bakımı daha kolay gibi gözüküyor öbürüne göre, değil mi? Benzer aslında. Çok öbürü delik delik delik, her dişte bir tane. Bir bu da öyle ama öyle mi? Çok görünmüyor. Ha. Ha. Bu da delik delik baksana. Aynısı. Evet. Ha, aynı, sadece aynısı. Şeffaf. Şeffaf. Rengi, bunu renklendirebiliyoruz lan. Bunu da renklendirebiliyoruz. Şeffaf takıp üzerine renkli lastikler de takabiliyoruz. Şey, şu kameraya da gösterelim mi? Şöyle göstereyim. Ben kendim bir göreyim diye uğraştım da. Herkes braketlerine kendi kişiliğini yansıtabiliyor. Hepsini evet, farklı renk yapabiliyor. Evet. Şöyle de açıp kapatalım da. Ama genç kızlar için mesela ya da genç delikanlılarımız için evet, görünmesinden çekinenler için güzel bir çözüm. En sık tercih ettiğimiz estetik olarak en sık tercih ettiğimiz yöntem bu. Özellikle kaliteli malzemeler kullanıldığında tedavi süresini de uzatmaz. Öyle bir yaygın inanış var. Estetik braketler tedavi süresini uzatır diye. Eğer kaliteli bir ürün kullanılıyorsa tedavi süresini uzatmaz ve her problemi bunlarla da düzeltebiliyoruz. Ortağımın sorusu ne soracağım? Ben aynısını soracağım. Bazen şöyle düşünüyorum. Ya diş o kadar estetik, ne yapalım boş ver desek, bunun sağlık yönünden bir boş vermişliği olabilme ihtimali var mı? Tabii ki estetik aslında ikinci planda. Ortodontinin en önemli amacı önce fonksiyonu, sonra estetiği vermektir hastamıza. Burada çenelerde kapanıştan bahsettik. Normal bir kapanış yoksa, dişler travma alıyorsa kapanırken, en önemli problem çene eklemi problemleri. Çene ekleminde belli bir yaştan sonra ses gelmeye başladı, ağrı olmaya başladı gibi problemler. Birinci nedeni diş sıkmak ama ikinci nedeni, en büyük nedeni kapanış bozuklukları. Bunun düzeltilmemesi halinde yaş ilerledikçe eklem sorunları ortaya çıkabilir. Dişteki çarpıklıklar da aynı şekilde temizlemesi zor alanlar olduğu için bu bölgelerde çok fazla çürük, diş eti problemi oluşabilir. İleride yaşlandıkça dişler sallanıp düşebilir, çok fazla çürük olabilir. O yüzden o yüzden ben Melisa ile size geliyorum. Allah'ım, her doktorla bir randevu. Ya Rabbim, Allah'ım ya. Ben çekim dışında doktor doktor geziyorum sanırsam. Özlem Aylıkçı'ya çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ortodonti konusunda çok güzel ederim, bilgiler sağ var. Olun. Sağ olun. Teşekkürler. Devam ediyoruz. Ben ajandamı almaya gidiyorum galiba.